Değerli izleyenler yine önemli bir haberle devam ediyoruz enerji piyasası düzenleme kurumu lisansız elektrik üretimi ile ilgili yeni bir karar aldı yani evinde kendi kendine elektrik üretenleri daha çok ilgilendiriyor bu açıkçası tükettiği elektriğin üreticisi olan vatandaş artık fazla gelen enerjiyi satabilecek. yenilenebilir enerji evlere kadar girdi. Vatandaş tüketici rolünden çıktı, üretici haline geldi. Lisanssız güneş enerjisi kullanım gücü 8 bin megawata ulaştı. Artan enerjinin boşa gitmemesi için enerji piyasası düzenleme kurumu düğmeye bastı. Bundan böyle kullandığı enerji kadar üretim yapanlar fazla elektriği satabilecek. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kendi elektriğini elde edenlerin desteklenmesi amacıyla lisanssız elektrik üretiminde değişikliğe gidildi. <laughs> Düzenlemeyle kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek. Tüketimden daha fazla yapılan üretim bedelsiz enerji olarak sisteme yansıyacak. Üretim arttıkça da tüketicilerin faturaları düşecek. <laughs> Satılacak ihtiyaç fazlası enerji hesaplanırken bir önceki yıl şebekeden çekilen mahsuplaşılmamış toplam elektrik miktarı esas alınacak. Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketicilerse sanayi bölgeleri dışında tesis kurabilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Türkiye'nin doğal gaz sorunu yaşamayacağını belirtti. Tabii bu özellikle doğal gaz tarafında mevsimsel değişkenlikler de talebi oldukça etkiler. Niye? Yani çok aşırı bir kış vesaire soğuk olduğu zaman biz hani bu geçmişte yaşanan yaşanmışlıkları da bildiğimiz için özellikle BOTAŞ'ın elinde ciddi bir veri var. Buna göre tedarik planlaması yapıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tedarikçi tedarikçiler sevkiyat planına uydukları takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ticaret hacmimizi daha yukarı taşımayı hedefliyoruz dedi. Slovanya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 33 30. 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğiyle ticari hacminin daha da artması gerektiğini söyledi. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını artırmasını teşvik ediyoruz.